SGK uzmanı Özgür Erdursun "Hayırlı olsun." diyerek duyurdu. Emekliler derin bir oh çekecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun "Hayırlı olsun." diyerek emeklilere sevindirici haberi verdi. Milyonlarca çalışan hayatının belli bir kısmını tamamladıktan sonra emeklilik hakkını elde eder. Emeklilikte sürenin düşürülmesi ise EYT ile oldu pek çok çalışan 1999 yılı öncesi sigorta girişi ve prim gün sayısını tamamladıktan sonra erken emeklilik hakkını kazandı. Son zamanlarda EYT'lilerin emekliliğinin iptal olması gündemdeydi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, konuya ilişkin emeklilerin yüreğine su serpti. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT kanun teklifi 28 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek yasaya alınmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan EYT'ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Işıkhan, EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu ifadelerini kullanmıştı. EYT ile beraber emekli sayısında yaşanan artış sonrası SGK'nın gider kalemlerinin artması maaşların düşük olmasının ana sebeplerinden biri olduğu uzmanlar tarafından dile getiriyor. Bu noktada hükümet emekliler için yeni reform paketlerini getireceği de iddia ediliyor. Onlardan biri ise, eğitlilerin emekliliğinin iptal olması oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, canlı yayında konuya ilişkin detayları açıkladı. Erdursun, hayırlı olsun diyerek sevindirici haberi verdi. Erdursun, EYT'den 2,5 milyon kişi emekli oldu. Yeni bir yasal düzenleme ile emeklilerin iptali gibi bir durum söz konusu olamaz. Hükümetin de gündeminde yok. EYT'den emekli olanlar hayırlı olsun emekli oldular. EYT'den emekli olmayanlar ise prim gün sayısı bittikten sonra müracaat ederek emekli olabilecek dedi.